Merhaba sevgili Konu TV izleyenleri. Açık Yelken programından herkese selamlar, saygılar. Bu hafta sizler için tasavvuf müziğinin sembolü haline gelmiş, her toplum insanını derinden etkileyen, insanlara dini duyguları çağrıştıran ney hakkında konuşmak üzere Yusuf Dönmez hocamızın yanına geldik. Hocamız öncelikle bizi burada ağırladığı için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ne demek? Onur verdiniz, şeref verdiniz. Sağ olun. Hocam ney deyince Konya'da akla ilk gelenlerden biri de sizsiniz. Neyzen Yusuf Dönmez. Öncelikle biz sizi kısaca bir tanıyalım. Eyvallah. Şimdi ben 1970 alana doğumluyum. Ve ilkokuldan beri neyle uğraşıyorum. Ve 10 yıldır belli de tamamıyla ney yapım işiyle ve öğretisiyle insanlara hizmet etmekteyim. Bu şekilde. Ve mutluyum. Yani iyi insanlar iyi şeylere vesile olur diye düşünüyorum. Ama bu mutluluk kendimden bilmiyorum. İşin enteresan tarafı bu sanatı bana verdiği için Cenab-ı Hakk'a şükrediyorum. Yani çok sevdiğim bir meslek. İsteyerek yapıyorum, severek yapıyorum. Ve ekstradan burada bizim 400'e yakın öğrencimiz var. Çeşit çeşit insanlarla muhatap oluyoruz. Yani öğrencilerimizin aynı ayrıyeten biz hocalarından ziyade abisiyiz, babasıyız, kardeşiyiz. Böyle bir gönül birliği oluşturduk burada. Ve bizim buraya öğrenciler geliyor. Yani İstanbullu olan çocuklar var, Ankaralı olan var, bilmem. Yani Türkiye'nin her tarafından insanlar var. Ama buraya geldiğimiz zaman hepimiz bir oluyoruz. Bilmiyorum, anlatabildim mi? Bu şekilde. Ve 2006 yılında bir kampanya başlattım. Kampanya neticesinde ney verdiğim insanlara ben ücretsiz kurs veriyorum. Yani bir ney veriyorum. Bir neyin yanında da bir yıl ücretsiz kurs alıyor çocuklar bizden. Yani bir yıl vermemin sebebi zaten bir ayda iki ayda bir ney üfleyen çocuk oluşmuyor. Zaten Mevlana Hazretleri öyle diyor. Yaban otu iki ayda gül bir senede oluşur diyor. Öğrenci geliyor hocam diyor bir ayda parça üfleyebilir miyim diyor. Ben de Mevlana Hazretleri'nin bu sözünü söylüyorum. Tamam diyor, bir yıl gidip geleceğim diyor. Tabii çocuklar bizden sadece ney üflemeyi öğrenmiyor. Yani oturmayı öğreniyor, kalkmayı öğreniyor, konuşmayı öğreniyor. Söyleme sayıp top oynamayı öğreniyor, balık tutmayı öğreniyor. Çünkü hoca babanın yarısı gibi. Ve bizim burası bir ney yapım atölyesinden ziyade bir okyanus oldu Cenab-ı Hakk'ın izniyle. Ne okyanus oldu diye soracak olursan, bilgi okyanusu. Şimdi bana göre her insan bir çiçektir. Sen yeter ki koklamasını bil. İşte bu yönden baktığımız zaman dünyaya ve insanlara bize bir şeyler anlatıyorlar ve bu anlattıkları da bir yani bu küçücük havuza dolup dolup taşıyor yani. Tabii bu öğrencilerle benim işim bittiği zaman ne yapıyorlar? Diploma alıyorlar, gidiyorlar. Bu bize biraz ağır geliyor. Yani öğrenci diplomayı alıp Yusuf Dönmez'le bir sene, iki sene dostluk yaptıktan sonra giderken ne kadar gülücüklerde dağıtsam içinde hüzün var. Çünkü o çocuklar gençler. Yani alıp da şey etmenin, üzmenin gereği yok. Yani o şekilde diye düşünüyorum. Lakin Türkiye'de kültüre çok az değer veriyorlar. Misal Confucius var, büyük bir düşünür. Diyor ki, bir milletin çürütmenin yolu müziğinden geçer diyor.
Veya bir düşünür de şöyle diyor, bir milletin diyor tarihten güle oynaya silinmesinin yolu yabancı kültürlerdir diyor. İşte bu pencereden baktığımız zaman maalesef ki Türkiye'nin üzerinde olağanüstü bir kültür yozlaşması oynanıyor. Yani psikoloji dediğimiz bir şey var. Eskiden savaşlar kılıç kalkanla oluyordu biliyorsunuz. Ondan sonra top tüfek, ondan sonra ekonomi ve ondan sonra psikoloji. Yani bakıyorsun hep farklı farklı kültürleri bizim gencecik çocuklarımıza, gencecik çiçek gibi çocuklara enjekte etmeye çalışıyorlar. Yabancılaşma. Yabancılaşma tabii. Ve biz bunun farkındayız. Ve biz bu yola baş koyduk. Çünkü bana ne diyemiyorsun? Boş ver diyemiyorsun. Çünkü Peygamber Efendimiz öyle diyor. Mümin müminden sorumludur diyor. Değil mi? Evet. Mümin müminin kardeşidir diyor. Bu şekilde baktığın zaman bana ne diyemiyorsun? Yani eğer yolda bir insan kötü durumdaysa bana göre bunun sorumlusu benim abi. Bilmiyorum anlatabildim mi? İşte ne yapıyoruz? Biz çocuklarımızı, gençlerimizi burada o yabancı kültürlerden dolayı arındırmaya çalışıyoruz. Yani bakıyorsun Avrupalıların iki tane çöplüğü var. Birisi Afrika'da maddesel bir çöplük. Bir Somali filmine bakın. Adamların yiyecek ekmeği yok ama araba lastikleri falan bilmem ne dolu. Yani hatta kesiyorlar ayakkabı yapıyorlar onunla değil mi? Evet. Nereden geliyor bu adamların ekmeği yoksa, suyu yoksa, arabaları yoksa, lastikleri? İşte Avrupalılar maalesef ki uçaklarla ne yapıyorlar? Çöplüklerini Afrika'ya boşalttılar. Tabii bu maddesel bir çöplük. Yani bunun iyileştirme sebebi var. O çöplüğü ne bileyim geri dönüşümle, parayla, yakarak, gömerek falan bir şekilde yok edebilirsin. Evet. İkinci çöplük de maalesef ki Türkiye'de. Peki bu ne çöplüğü diye soracak olursan bu düşünce çöplüğü. Düşünce çöplüğü maalesef ki gençlerimize hep yabancı kültürleri enjekte etmeye çalışıyorlar. Şimdi üç tane konu var. Bir, din konusu. Din konusu sadece din adamlarına bırakılacak kadar basit değil. Basit değil. Din hepimizin konusu. İki, kültür konusu. Kültür, sadece kültür adamları diye geçinenlere bırakırsa, ondan sonra da